Merhaba arkadaşlar. Şimdi Umut dostunuz tabii ki geziyor. Sizlerle de paylaşımlar yapıyor. Ve diyorsunuz ki işte ya ne kadar güzel geziyor, nereleri görüyor falan. Ne eğlenceli. Aslında eğlenceli ama bir o kadar da zor seyahat etmek. Size şimdi kısaca dünden beri yaptığım seyahati anlatacağım. Bilmiyorum bana hak verecek misiniz? Dün Pai'deydim. Pai, Tayland'ın en kuzeyi. Pai'den Chiang Mai'ye doğru öğleden sonra saat 4 gibi yola çıktım. Yaklaşık 4-5 saatlik çok virajlı bir yoldan Chiang Mai'ye geçtim. Sonra Chiang Mai'de bir hostel buldum. İşte yürüdüm bayağı bu eşyalarla. İşte 10 kişilik bir odada kendime bir yatak buldum ama hiç uyumadım. Çünkü saat 4'te uyanmam gerekiyordu sabah. Olur uyanamam diye hiç uyumadan sabahın 4'ünde bir taksi ayarlayıp havaalanına gittim. Şimdi aracım geldi. Anlatmaya devam edeceğim. Evet, sabahın 4'ünde havaalanına gittim. Uçağım 6'daydı. 6'daki uçağa bindim. Saat 7.30 gibi Konken kentine geldim. Şimdi seyahat ettiğinizde yeni bir kente gidiyorsunuz. Ülkeler değişiyor, şehirler değişiyor ve hiç bilmediğiniz bir kente gidiyorsunuz yani. O kentin yabancılığını çekiyorsunuz. O kadar zor ki aslında. Yolları bilmiyorsunuz. İngilizce bilen yok çoğu yerde. Yani apışıp kalıyorsunuz çoğu zaman. Konken'de zar zor Laos konsolosluğunu buldum. Aslında buraya geliş nedenim de ne yazık ki yine ülkemizin vize problemi. Diğer vatandaşlar istedikleri anda Laos'a geçebiliyorlar istedikleri kapıdan ama ne yazık ki Türklerin vize alabileceği, kolay vize alabileceği bir tek yer var. Konken diye bir city, şehir. Oraya gitmek zorundasınız. Zar zor Laos konsolosluğunu buldum. Neyse ki gerçekten de Laos konsolosluğu kolay vize veriyor burada. Vizeyi aldım. Sonra gittim Konken garına. Bir minibüsün, bir pick-up'ın arkasında. Burada pick-up'ların arkasına işte oturma yeri yapmışlar. Dolmuş gibi davranıyor, dolmuş gibi kullanıyorlar. Otogarda bekledim 2 saat. Gitmek istediğim sınıra otobüs yoktu. Bu sefer başka bir kente gelmek zorunda kaldım. Yine yeni bir kent. Udon Thani. Udon Thani'ye geldim. Yine bir yarım saat, bir saat bekleyip başka bir bu sefer minibüse binip şimdi sınıra doğru gidiyorum. Nongkai'ye. Nongkai'de tekrar bundan inip sınırı yürüyerek geçip Vientiane şehrine geçmek için başka bir dolmuşa bineceğim. Yani şu anda neredeyse 2 gündür uyumadım ve dolmuş dolmuş araç araç uçak uçak geziyorum. İşte seyahat etmek dışarıdan görüldüğü kadar kolay bir şey değil. Daha da devam edecek yolculuğum. Sizlerle bu yolculuğu paylaşmaya devam edeceğim. Tayland'dan Laos'a geçerken ilk Tayland'daki sınır güvenliğini geçtikten sonra pasaportunuzun damgası vuruluyor. Kolay bir işlem. Fakat Tayland'a girerken bir şey doldurtuyorlar size. Onu sakın kaybetmeyin. Burada tekrar doldurmak zorunda kalıyorsunuz. Buradan oradan bir 15 Tayland bahtı para verip otobüse bindiriyorlar sizi. 15 baht 2 lira bu arada. O otobüste sizi Tayland'dan Laos
Mersin'e götürüyor şu anda. Ben o otobüsle Mekong Nehri'ne geçtik. Evet, sonunda Laos sınırına geçtim. Şu anda Laos topraklarındayım. Bu kez başka bir belediye otobüsü gibi bir otobüse bindim. Şimdi Vientiane şehrine doğru gideceğim. Yani herhalde benim anlatmamdan siz yorulmuşsunuzdur. Bir de benim halimi düşünün. Dün öğleden sonradan beri yollardayım. Kaç araç değiştirdim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 araç değiştirdim. Artık bir an önce Vientiane'e gitmek istiyorum. Seni yeneceğim Laos.